Evet arkadaşlar, sonunda Ayason'umuz kuruldu. Ayason'un değişikliklerini göstereceğiz size. Eğer çok iyi izlenme, like ve yorum gelirse iOS 10'a nasıl geçileceğini göstereceğim arkadaşlar. iOS 10 aslında public beta. Yani public beta ne demekti arkadaşlar derseniz, public beta halka açık beta demek arkadaşlar. Bunu kurmak yasak değil. Zaten Apple kendisi veriyor. Alın, test edin, geri bildirimlerinizi atın. Bir bakıma geliştirmek için yapıyor arkadaşlar. Şimdi size değişiklikleri göstereceğim arkadaşlar. Derken direkt arkadaşlar, artık kilit ekranında bildirimler böyle gözüküyor. Ve artık kilit ekranında kaydırma yok. Kaydırırsınız arkadaşlar, gördüğünüz gibi direkt burada widgetler var. Size widgetler karşılıyor. Öbür tarafı itiklersiniz. Altta eskiden hatırlarsınız iOS 9'da. Burada kamera varken artık bu tarafa çeviriyorsunuz. Artık eğer kilide girmek istiyorsanız ortaya bir kere basmalısınız. Direkt ben Touch ID ile gireceğim. Kilit sesi artık şöyle oldu. Dinleteyim size. Sanki ben ilk geçtiğimde alışamamıştım. Sanki biraz suda boğuluyormuş gibi bir efekt var. Benim en çok beğendiğim, ilkten alışamadığım ama sonradan cidden çok hoşuma giden kontrol merkezi arkadaşlar. Bildiğiniz üzere eski iOS 9'da bu tekliydi. Artık ikili oldu. Şurada müzik vardı. Kontrol merkezi şuraya kadar denk geliyordu. Artık biraz daha kısaltmışlar. Ve bence daha çok hoş olmuş. Renkleri daha değişik. Mesela Bluetooth'la Wi-Fi'nin renkleri aynı. Uçak modu sarı oldu. Gece modu ise böyle mor. Mor renk oldu. Night Shift arkadaşlar eskiden buradayken buraya geldi. Bence daha güzel. Çünkü burası çok böyle iPhone 5S için böyle dar gözüküyordu. Böyle daha hoş olmuş. Bir yana geçersiniz arkadaşlar, müzikler artık buraya geldi. Bence çok hoş olmuş. Benim cidden çok hoşuma gitti. Arkadaşlar bu tarafa doğru sürüklersiniz, yine size widgetler karşılıyor. Yani şimdi bir sonraki değişikliğe geçelim arkadaşlar. Apple Music. Apple Music by Desync. Körler kör için. Kör yaptı. Böyle arkadaşlar cidden alışamadığınız bir şey ama sonradan hoşunuza gidiyor. Mesela burası çok hoş bana göre, yani böyle bayağı büyük olmuş ama güzel olmuş. Ama arada böyle fontların çok büyük olması biraz, yani iPhone kullanıcıları için alışık bir şey değil. Bana göre hiç, ben de hiç alışamadım. Böyle her şey çok büyük geldiği için biraz bunda alışmak biraz zor. Gelelim arkadaşlar, benim cidden iOS 10'da çok hoşuma giden bir özellik mesajlar arkadaşlar. Şimdi mesajlara giriyorum. Direkt burada İmam Bey olsun. Mesela arkadaşlar gizli mesajlar atabiliyorsunuz artık. Bunu böyle yolladığınızda bunu silince, mesela bana müzik atmış. Böyle silince mesaj gözüküyor. Ay mesajdayken oluyor mesela. Ne haber yazayım. Buna basılı tutunca arkadaşlar görünmez mürekkep var. Size aklınıza gelen bir şeyi böyle çarparak, böyle bir de titreme oluyor böyle mesela. Küfür yazarsınız. Mesela arkadaşınıza sinirliyseniz küfür yollarsınız. Böyle dalgalanır. O da öyle görüyor. Deneme de bir daha yazayım. Mesela şeyi göstereyim size. Görmez mürekkep. Görmez mürekkep de böyle. Böyle silince geçiyor. Burada mesela şöyle bir şey var. Mesela ben burada bir şey sileyim. Çizeyim. Biraz da mavi. Biraz da turuncu. Biraz yeşil. Renk cümbürü. Yolladım. Bir sonraki güzel özellik arkadaşlar, artık yerleşik uygulamaları kaldırabiliyoruz en sonunda. Nasıl dersiniz? Mesela hava durumunu iOS 9'da kaldıramıyordunuz. Artık hava durumu, takvim, hesap makinesi her şey kaldırabiliyor. Ben çoğu şeyi kaldırdım. FaceTime, notlar, anımsatıcılar. Mesela Wallet'in söyleyemiyorum ama yani onu kaldırmaması biraz garip olmuş. Keşke onu da kaldırabilsem. iOS 9'dan iOS 10'a geçtiğinizde ilk fark edeceğiniz şeylerden bir tanesi de arkadaşlar yeni klasör görünümü. Eskiden hatırlarsanız tıkladığınızda arka plan gözükürdü. Artık arka plan full. Bir sonraki değişikliğe geçelim arkadaşlar. Fotoğraflar. Fotoğraflar eskiden şöyle, şuna benzer bir şeydi arkadaşlar. Artık albümler böyle oldu. Bence daha hoş olmuş böyle. İlkten alışamıyorsunuz ama sonradan cidden iOS 10 çok hoşunuza gidiyor. Emojiler değişti. Mesela. iOS 10'un son değişikliği arkadaşlar saat uygulaması oldu. Saat uygulaması beyaz bir tasarımdan siyah bir tasarıma geçti. Bence hoş olmuş. Keşke şu Night Shift yerine onun gibi bir şey olsa, mesela ayarları da simsiyah yapsa, böyle sarı oluyor bence. Benim tam hoşuma gitmedi bu
Nail Shift. Nasıl söylendiğini bilmiyorum. Yanlış söylüyor olabilirim de. Bundan dolayı sizden özür diliyorum. Evet arkadaşlar, Oyason'daki değişikliklerin hepsini size gösterdim. Göstermediklerim varsa aşağı yorum olarak yazmayı unutmayınız. Eğer nasıl iOS 10'a geçeyim dersiniz, eğer istekirse size nasıl iOS 10 public beta'ya geçeceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Bence 9 iOS 9'a göre daha iyi bir şans elde ediyorsunuz. Benim testlerime göre, tabi size göre nasıl olduğunu bilmiyorum. Bu da videonun sonuydu arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ya bu kötü olmuş ya. Bu ben eskisini seviyordum. Here we go. We'll be right back.